Çok ciddi böyle sürpriz isimlerle falan karşılaşabiliriz bence Seçimlerde mi seçim. Tabii, adaydı? tabii. Tabii. Ya biz şimdi birazdan böyle Şimdi ittifak denklemini konuşacağız. Cumhur İttifakı'nda adayları konuşacağız. Yani burada şimdi seçim ekonomisi diye bir mesele de var biliyorsun. Yani birazdan o ekonomiye de gireceğiz. İsimler mi gerçekten yükleyecek, götürecek yoksa orada vaatler mi, zamlar mı onu bilmiyorum. Ama Sarıgül bu arada yarın Erzincan'a gidiyor ve Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Sarıgül'e seçim bölgesinde eşlik ediyor. Evet. Bak bu da Enteresan bu da gelişmeler. mesela yani sıradan bir gelişme değil. Buradan Vefasız. bakıldığında. O zaman Efendim? Erzincan gösterdiği için Kemal Bey'e vefasını gösteriyor. Kendi açısından da doğru yapıyor. Kendi açısından. Evet. Şimdi soru sormayı bırakıp yorum yapmaya başladığımıza göre şöyle başlayacağız. Bir kere Sayın Günay, kendilerine iyi akşamlar diliyorum. Ertuğrul Bey'in siyasetteki tıkanma ve parti içi demokrasiye dair söylediklerine böyle çok kısa bir parantez açıp bir şey söyleyeceğim ama önce şunu sıralamam lazım. Üniversite öğrencileri ev bulamıyor Hülya Ökenek. Gittikleri şehirlerde şimdiden kazanan gençler, çocuklar ev bulamıyorlar. Ben bir gazeteci kimliğimle bir ülke fotoğrafı çekeyim, ona Evet. göre üzerine konuşalım. Yoksa mesele önümüzdeki seçimi hangi partinin kazanıp kazanmayacağı değil. İçimizdeki, şu an içinde bulunduğumuz durum. Bu mesele çok önemli. Yani seçimi de ya söylemler de burada çok belirleyici olacak. Evet. Vaatler de çok belirleyici olacak gerçekten. İsim kadar. Olacak Bu tabii. meseleleri ortaya Olacak koyup tabii. böyle bu derde ben Bunu derman olurum demek de ortaya proje koymak da çok belirleyici olacak bu seçim niye öyle. söylüyorum? Çünkü Türkiye'de üniversite sınavlarını kazanan, hele hele devlet okullarını, yani ciddi, ya öteki vakıf üniversitelerinin de iyi olanları var, itirazım yok. Ama büyük devlet üniversiteleri, Türkiye tarihini yazan, Osmanlı'nın son döneminde kurulmuş üniversiteler. Bu üniversiteler için Anadolu'dan çocuklar büyük şehirlere geliyorlar. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Konya'ya, şuraya, buraya, Cumhuriyet Geliyorlardı dönemi. nasıl? Şimdi onu Tabii. söyleyeceğim. Yerel seçimlerde öyle zannediyorum ki bu ekonomik kriz, içinde bulunduğumuz durum, yerel yönetimlerin kendi şehirlerine gelen üniversite öğrencilerine yönelik sağlayacakları imkanlar, kolaylıklar, ekonomik açıdan onları rahatlatacak projelerini de öne çıkaracak. Yani Konya'daki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olacağı Trabzon'da, Sakarya'daki vatandaşı da ilgilendirecek, eğer çocuğunu buraya okumaya gönderiyorsa. Anlatabiliyor muyum? Buradaki imkanlar. İstanbul'da, Hülya Ökenek, İstanbul'da yaşamak 38 bin lira aylık bir kazancı gerektiriyor. Yani 38 bin lira para kazanamıyorsan İstanbul'da yaşamla yaşamamak arasında böyle bir şeyler yapıyorsun. Bir daha söyleyeyim. İstanbul'da hayat sürebilmen için rakamlar, araştırmalar 38 bin liralık bir aylık kazancın şart olduğunu ortaya koyuyor. Bu arada caddede, sokakta, yolda, izde beni gören her emekli, şunları, 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 şunları söylemezsen ben senin büyüğünüm, sen de gazetecisin, çıkıp akşamları konuşuyorsun, Bana da bütün diyorlar. vebalin, Evet. yükü Aynen. senin üstünedir. Git o konuştuğun televizyonda bunları söyle diyor. Emekli, dul ve yetim maaşı 6 bin küsür lira. O ablalar çocuklarıyla bir hayat sürüyorlar. Hangi şartlarda sürüyorlar? Bu kadar parayla, bu kadar emek, dul, yetim maaşıyla nasıl yaşayacaklar? Onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Gerçekten nasıl yaşayacaklar? Bilemiyorum yani nasıl yaşayacaklar. Çünkü hayat devam ediyor. Emeklilerle ilgili söylediğim şeyin arkasını şöyle doldurayım. Türkiye'de hiçbir market, hiçbir akaryakıt istasyonu, hiçbir balıkçı, hiçbir restoran, hiçbir pazarcı, abi sen emekliysen o zaman ben sana %50 indirimli fiyatlarla ürün vereyim demiyor. Yani emekli de aynı faturayı ödüyor. Çalışan da aynı faturayı ödüyor, memur da aynısını ödüyor, ben de ödüyorum, Cem de ödüyor, Armağan Hoca da ödüyor, Ertuğrul Bey de ödüyor, siz de ödüyorsunuz. Hepimiz ödüyoruz, aynı faturayı ödüyoruz. Yani emekliye düşük, normal çalışana yüksek fatura, yüksek domates ya da yüksek salatalık, yüksek biber satmıyorlar. Tabii. Herkes aynı şeyi ödüyor. Anlatabiliyor muyum? Bu Ama herkes emekli aynı kazanmıyor. Ama gelir dağılımındaki dengesizlik ortada, vergi meselesinde ortada. Yani bu emekli meselesinde bıçak kemiğe dayanmış durumda. Bak net söylüyorum, bıçak kemiğe dayanmış durumda. İnsanların aktardıklarını anlatıyorum. Bir taraftan Mehmet Şimşek durumu toparlamaya çalışıyor. Bence kötü yolda gitmiyor. Bu konuda farklı görüşler var. Ben öyle düşünmüyorum. Fakat
Sayın Şimşek'in yaptığı büyük hata şu. Açıklamasını mı diyorsun? Açıklama bir problem. Açıklamayla birlikte. Neyi söylediğini söyle. Yani şunu söylüyor, yani Türkiye'deki enflasyon verilen maaşlar, yüksek maaşlar ya da maaşlara yapılan zamlarla da alakalı bir şey diyor. Yani Türkiye'deki enflasyonun sebebi çalışanların, işte asgari ücretlerin, öğretmenlerin, polislerin ya da gazetecilerin, çalışanların aldığı maaşların yükselmesi midir enflasyonun sebebi? Ya böyle bir şey var mı? Erdem açıklamanı yani bir öğretmenimiz 12-13 bin lira maaş alırken bugün 25 bin lira alıyorsa Türkiye'deki enflasyonun sebebi bu mudur? Yani bir polis memuru 13-14-15 bin lira maaş alıyordu. Bugün 26-27 bin lira, 28 bin lira maaş alıyorsa, bu maaş verildiyse enflasyonun sebebi bu mudur? Hayır, bu değildir. Enflasyonun sebebi ekonomi yönetimidir. Ekonomi politikalarıdır. Enflasyonun sebebi bu. İşte açıklama bu. Devam edeyim. Bu arada Sayın Şimşek'i eleştirdiğim nokta şudur. Mali disiplin şart. Türkiye ekonomisinde mutlaka ve muhakkak bir çakılmışlık hissiyle tekrar ayağa kalkmaya çalışıyoruz ülke olarak. Ben söylediğim her şeyi siyasetin dışında söylüyorum. Önümüzdeki seçimi kim kazanacak, kim kazanmayacak, konuşuruz onu, o tartışılır. O işin biraz da magazini. Ama hakikat şu, bu çakılmışlıktan kurtulmak için yükün neredeyse tamamını orta gelirlilere ve dar gelirlilere yüklemek büyük bir hatadır. Ya mesela şu cümle olmamış. Tekrar mesela söyleyeyim. Sayın Bakan'a da buradan şöyle. Yani mesela mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri. Tamam, yani ücret artışlarının etkisiyle enflasyon. Ücret artışına neden Temmuz'da etki etsin? Yıllık. Yani ücret yani artışı, insanlar ölsün mü? İnsanlar yaşayamıyor. Ama yani, bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz böyle bir şey olmaz Sayın ki. Yani şöyle, ekonomiyi burada konuşuyorsak, yani seçim sürecinde mesela ekonomi yine üst başlık olacak. Yerel seçimlerde de öyle. Ya Türkiye'de yani belki en çok, bak en çok yerel seçim ekonomi konuşulacak bir şey olacak bu. Ama Sayın Şimşek'i çağırdılar. Bak, Sayın Şimşek buradan sorumlu değil.